Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Hırkamın ön kısmını koltuğa kadar ördüm. Bu sağ ön bedenimiz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İlk ilik evimi şöyle gösterelim. Sekiz santim 9 santim ördükten sonra ilk ilik evimizi açtık. Ondan sonra hemen tekrar ölçeyim. Evet, 11-12 santimde ikinci ilik evimizi açtık. 1-2-3-4 tane ilik evi açtık şimdiye kadar. Yuvarlak yaka olacak. Yuvarlak yaka olacağı için şimdi koltuk kesimini yapıyorum. Koltuğu keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şu model sayısını da vereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 tane model uyguladık. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, evet 18. modelimizdeyiz ve hemen boynu da vermek istiyorum ben size. ...47-48 santim olmuş. Evet, kesimimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 6 tane ilmek keseceğim. 1 2 3 4 5 6 Evet. 6 tane ilmek kestim. Bir tane daha keseyim. 7 olsun. Yedi tane ilmek kestim. Ve örmeye devam ediyorum. Yuvarlak yaka yapacağım. Yedi tane ilmeği kestik. Evet, arkadan ve önden örüp geldim. Şimdi tekrar yeniden bir kesim daha yapacağım. 7 tane kesim yapmıştık. 1 2 3 3 tane ilmek kestim. Yine aynı şekilde önden ve arkadan örüp geleceğim. Tekrar bir kesim daha yapacağım. 7 kestik, 3 kestik. Toplamda 10 tane ilmek kesmiş olduk. Evet, şimdi tekrar yeniden bir kesim daha yapacağım. Bir, iki, üç, üç tane ilmek kestim, 7 kestim, 3 kestim, tekrar 3 kestim ve örmeye devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde. Bakın bu şekilde oldu. Hem bir model hem de bir tane ajurlu model kesmiş olduk. Evet.
7, 3, 3 olarak kestik. Şimdi ise 1 kesiyorum. Bir tek bir tane ilmek kestim ve örmeye devam ediyorum. Hemen kağıt üzerinde de göstermek istiyorum. Nasıl? Hemen şöyle gösterelim. Birazcık daha yaklaştırayım. Evet. 7 ilmek kestik. 3, 2 defa 3 kestik. Şimdi 1, 1, 1, 1 olarak 4 tane 1 keseceğiz. 4 tane birden sonra 22 santimi tamamlayıp 22 santim öreceğiz. Bu kadar kestikten sonra kaç ilmek? 7, 10, 14, 17 tane toplamda ilmek kesmiş oluyoruz. 17 ilmek kesiyoruz. Evet, 4 tane bir keseceğiz. Şimdi ben bir tane kestim. Evet, şimdi ise ikinci kesimimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kaldı. Ve devam ediyorum. İkinci birimizi kestik. 7, 3, 3, 1, 1 olarak kestim. İki tane kesim daha yapacağım. Şu model tamamen bitecek. Bir tüm model, bir de yarım model kesmiş olacağım. Evet. Şimdi ise üçüncü kesimimizi yapıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Ben size kaç tane ilmek kestik. Bir tane daha kesim yapacağım ve ondan sonra yaka kısmını ve ilik evini göstermek istiyorum size. Evet, bakın bu şekilde oldu. Şimdi ise ilik evi açacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. İşte 2, 4, 5, 6 ve 7. ilmekleri ikisini bir kesiyorum. Başına doluyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Bu şekilde ilik evimi açmış oldum. Şimdi yuvarlak yaka yapacağım için yuvarlak yaka yapabilmek için 10 santim kadar öreceğim. 10 santim ördükten sonra ilik evimi açtım. Tekrar yaka kesimini, yakayı nasıl kestiğimizi size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben hemen ölçmek istiyorum. 12 santim. 12 santim örmüşüz. 12 santim ördükten sonra şimdi yaka kesimine geçeceğiz. Yuvarlak yaka yapacağız. Buraya tam bir ip gitti. Bir, iki, üç,
dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12 ve 13. 13 tane buradaki, bakın, önden giden patımızı, ön bandımızı kesmiş olduk. Şimdi aynı şekilde modelimizi örerek sıra sonuna kadar hem önden öreceğim, hem arkadan öreceğim ve tekrar gelip yine keseceğim. Evet, hem ön sıradan hem arka sıradan örüp tekrar geldim ve yeniden kesim yapıyorum. Bismillah. 1 2 3 4 5. 5 tane kesim yaptım, ilmek kestim. Ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. Hem önden hem arkadan örüp tekrar geleceğim. Mutlaka not alın kaç ilmek kestiğimizi. Ben yazıp gösteriyorum ama siz de mutlaka not alın. Evet, şimdi ise 13 kesmiştik, 5 kesmiştik. Bir, iki, 3. 3 tane ilmek kestim. Ve yine aynı şekilde modelimi uygulamaya devam ediyorum. 3 ilmek de buradan kestik. 13, 5, 3 olarak kestim. Tekrar örüp geleceğim. Hem önden hem arkadan öreceğim. Evet, tekrar kesmek için örüp geldim. Yine aynı şekilde 3 tane ilmek kesiyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği kesiyorum. Ve modelimi örmeye devam ediyorum. Hem önden hem arkadan örüp geleceğim, yine keseceğim. Evet, şöyle gösterelim. Bakın, tam yuvarlak hale geldi. Şimdi iki tane keseceğim. Bir, iki. İki tane ilmek kestim. Ve yine aynı şekilde modelimi uygulamaya devam ediyorum. Hem önden hem arkadan yine aynı şekilde örüp geleceğim. Evet, tekrar aynı şekilde bir iki daha kesiyorum. 3 tane 2 tane 3 kesmiştik. 1 2 kestik. Tekrar yeniden 2 kesiyorum. 1 ve 2 kesiyorum.
Kestiklerimi not alıyorum. Evet, şimdi ise bir tane kesiyorum. Ve yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Evet. İkinci birimizi kesiyoruz. Kestim. Ve aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Evet, bu üçüncü birimiz. Bir tek bir ilmeği kestim ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi kesimlerimiz bitti. Yine örüp geleyim. Evet, kesim işlemini bitirdik. Şimdi şu kısım, koltuk kısmı 22 santim oluncaya kadar artma veyahut da eksiltme yapmayacağız. Olduğu gibi öreceğiz. Şimdi bir tane ölçelim kaç santim olmuş. Evet, 19 santim olmuş. 19, 22 santim oluncaya kadar 1, 2, 3 santim daha öreceğiz ve hemen şurada tekrar göstermek istiyorum. Çünkü ben notumu alıyorum. Ne kestiğime dair. İlk başta şu bant kısmı. 13 ilmek kestik. 5 ilmek 1 kestik. 3 kestik. 3 kestik. 2 kestik. 2 kestik. 3 tane de 1 kestik. 1, 1, 1. Şimdi ise 3 santim daha öreceğiz. 3 santim ördükten sonra koltuk kesimini yapacağız. Herhangi bir şimdi artma eksiltme yapmayacağız. Ben o 3 santimi örüp geleyim. Tekrar göstereyim size. Evet. Burası koltuk kesimi. Bura yaka uyuntusu. Evet, şimdi ise omuz kesimini göstereceğim. Omuz kesimi ise 12 ilmek bir keseceğiz. Tekrar 12 ilmek bir keseceğiz. Bu şekilde keselim. Bir, iki, üç, dört, burayı çift kesiyorum. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on,
11 ve 12. 12 tane ilmek kestim ve örmeye devam ediyorum. Bir yumaktan kalan ipim şu kaldı. Bu da inşallah omuz kesimine yeter diye düşünüyorum. Evet, tekrar kesimimizi yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Kalan ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. İki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 tane ilmeğim kaldı. Bu 10 ilmeği kesiyorum. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 10 ilmeği birlikte kesiyorum. Arka omuzu hangi sayılarda kesmişsek aynı şekilde burayı da aynı şekilde kestik. Diğer sol bedene başlayacağım şimdi. Sol beden de aynı şekilde aynısını yapacağız. Sadece ben yönlerini değiştireceğiz. Bu ipi de dikiş ipi olarak kullanalım. Evet. 3 bölüm halinde kestik. Burası yaka örüntüsü. Burası ise bakın koltuk kısmı. Evet. Şimdi diğer bedene başlayalım. Sol bedene. Evet. Ben ilmeklerimizi attım. 12 sıra ördüm. Şimdi ise hemen bu ön bedenimizi, sağ ön bedenimizi önüme alıyorum. Arka kısımdan kurmaya başlıyorum.
Örgümün arka kısmından, iç kısmından başlıyorum. Bismillah. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilmeğimizi hemen 14 tane bir ters bir düz olarak ördük. Bir ters bir düzden sonra burada iki tane ters ilmeğimiz var. İki tane düz ilmek öreceğiz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmek örüyoruz. Yeniden 1, 2 düz, 2 ilmeği bir ettim, kestim, başına doladım, bir ters örüyorum ve 2 tane düz daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmek ördüm. 9 ters ilmekten sonra 2 tane düz, 1 tane ters, 2 ilmeği bir ettim, kestim burada. Başına doladım, bir ters daha örüyorum, 2 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek ve bir ters, bir dola, bir ters, 2 tane düz ilmek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek, bir ters, bir dola, bir ters, bir düz ve bir tane burada kenar ilmeğimiz var. Evet, şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizi örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm, bir ters ilmeğim var. Burada artmış olduğum ilmek ve yanındaki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum, başına doluyorum, bir ters ilmek örüyorum, bir iki tane ters ilmeğimiz var, başına doluyorum, bir düz örüyorum, başına doluyorum, iki ilmeği bir edip kestim, ortada bir iki üç tane düz ilmeğimiz, arkadan iki ilmeği bir edip sağ bir kesim yapıyorum, başına doluyorum, bir düz örüyorum, başına doluyorum, bir iki tane ters ilmek. Burada artmış olduğumuz ilmek ve diğerin ikisini birlikte kesiyorum. Bu ajur modelimiz. Tekrar başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir, iki tane ters daha. Başına doluyorum. Bir düz. Tekrar başına doluyorum. Burada sola bir kesim yapıyorum. Bir, iki, üç tane düzümüz var. Sağ bir kesim yaptım, başına doluyorum, bir düz örüyorum, tekrar başına doluyorum ve bir iki tane ters, iki ilmeği bir edip ters olarak kestim, başına doluyorum, bir ters örüyorum, tekrar bir iki, burada bir iki üç tane tersimiz olmuş oluyor. Başına doladım, bir düz. Tekrar başına doluyorum. 2 ilmeğimizi bir edip kesiyoruz. 1, 2, 3 düz. Tekrar 2 ilmeği sağa kesiyorum. Başına doluyorum. 1 düz örüyorum. Başına doluyorum. 1, 2,
Üçüncü tersimizi yanındaki artmış olduğumuz ilmekle birlikte kestim, başına doladım, bir ters örüyorum, ikinci ters ve üçüncü ters tekrar başına doladım, bir düz örüyorum, başına doluyorum, iki ilmeği sola kesiyorum, bir, iki, üç, tekrar iki ilmeği sağ kesiyorum, başına doluyorum, bir düz örüyorum, başına doluyorum, bir, İki tane tersimiz var. Burada bir, iki ters, üç ters yan yana geldi. Bundan sonra 14 ilmeği bir ters, bir düz olarak öreceğim. Bu kenar bandımız olacak. Evet. Arkadan yine örüp geleceğim. Bu şekilde 47 santim öreceğiz. Modelimizi uygulayacağız. Modelim birinci videoda detaylı şekilde göstermiştim. Kanalımda da var. Defne yaprağı örgü modeli diye bakarsanız oradan da bulabilirsiniz. Öğrenmek için küçük bir parçaya başlayın. Ve iyice öğrendikten sonra ister yelek örün, ister benim gibi hırka örün. Bu çeyizlik bir hırka, sipariş çalışıyorum. Evet, bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Diğer videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.